Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Araştırma Müdürü Yardımcımız Gizem Uzuner Gençürk'le beraber az sonra piyasa açılışını karşılayacağız. Aynı zamanda aracı kurum raporları ve şirket haberlerini aktaracağız sizlere. Öncesinde ise NATO'dan sonra ve tabii ki makroekonomik verilerden, Fed'den, Merkez Bankası'ndan önce piyasalarda neler beklemek gerekir konuşalım. Ahlaç Yatırım Menkul Değerlere dönüyoruz. Karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Arbaş var bu sabah. Tonguç Bey, piyasanın merakla beklediği Erdoğan-Biden görüşmesi geride kaldı. Bu sabah itibariyle kurun 8.55'e kadar geldiği bir tabloda söz konusu oldu. Neler beklersiniz fiyatlamalardan? Zeynep, günaydın. Yaklaşık bir haftadır bence hem borsa tarafında zaman zaman hem de kur tarafında çok net bir şekilde demek ki bugün böyle bir fiyatlama geliyorsa NATO toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmelerin beklentilerine çok odaklanmışız gibi gözüküyor açıkçası. Yani NATO görüşmeleri ve NATO deklarasyonu aslında çok klasik bir zaman dilimi içerisinde genelde belli şartlar altında gerçekleşen bir toplantı. Ama benim açımdan şöyle bir bu toplantının önemi oldu. Aslında uzun zamandır salgın sonrası bir araya gelmeyen işte başkanlar, başbakanlar ki bizim Cumhurbaşkanımızın da Sayın Erdoğan'ın da Amerika haricinde Fransa, Almanya, Yunanistan gibi ikili görüşmelerin daha önceki dönemde zaman zaman sıkıntı yaşadığımız ülkeler olması aslında çok önemli bir toplantının geride kaldığını bize gösteriyor. Ve burada da Türkiye nispeten işte belki son bir yıl içinde soru işaretleri yaratan ve liderlerin bir araya gelmesinin bile zaman zaman mümkün olmadığı konuşulan bir dönemde NATO içerisinde bu görüşmeleri yapmış olarak değerlendirebiliriz. Fakat bunun sonrasında piyasa biraz daha yurt içindeki o tansiyonun toplantı öncesinde daha yüksek olmasından dolayı bu toplantıya çok iyimser ve açıklamalarında çok net olabileceği konusunda bir kanıya sahipti yanılmıyorsam. Dolayısıyla burada biraz daha görüşmelerin aslında zamana yayılacağını ve bu süreç içerisinde gerçekleştiğini düşünerek bence sabah saatlerinde dün 8.30'u gören kur, işte bir gün önce 1465'i gören borsa endeksinin aksine biraz daha böyle negatif bir başlangıç yapacağız gibi gözüküyor. Ama baktığınızda bence bu görüşmelerin orta vadeli beklentileri ve Türkiye her nedenle olursa olsun bir para girişinin bu veya başka bir nedenle olarak piyasaların tekrar dengelenmesi konusu bence biraz da ileride düşünülmesi gereken bir gelişme olarak ben bakıyorum. Dolayısıyla ben yurt içinde kurda 8.57 geçilmediği sürece ve özellikle Borsa İstanbul'da 1435 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece bu gitgellerin yaşanabileceğini düşünüyorum. Bugün evet biraz daha 5-6 gün o zaman zaman yaşadığımız pozitif havanın bir nebze sabah saatlerinde kaybolduğunu ama gün geneline yayılmayacağını düşünerek devam edeceğimizi düşünüyorum içeride açıkçası. Küresel anlamda çok önemli iki toplantı var. Yani hem Fed toplantısı yarın akşam hem bizim Merkez Bankası tarafındaki toplantı. Bundan önce de bugün Amerika'dan bir sıra veri göreceğiz. Yani bunun içerisinde üretici fiyatı ve sanayi üretimi verileri var ki bunlar hem enflasyon tarafını hem büyüme tarafını çok net etkileyebilecek veriler. Dolayısıyla burada da dün Çin'in kapalı olması belki bir nebze piyasalarda yataylığı beraberinde getirdi ama Amerikan tahvillerinde sınırlı bir yükseliş 1.50'ye doğru görüyoruz. Dolar endeksinde de o 90.50 seviyesi sanki bir iki günlük yataylıktan sonra yeniden bir yön alışı içine girecek gibi gözüküyor. İşte bu süreç içerisinde ben bu verileri çok önemsiyorum. Dolayısıyla açıklanacak verilerin daha önce açıklanan Amerikan verileri gibi biraz daha Fed'i Şahin tarafa doğru itme durumu söz konusu olursa daha güçlü bir dolar görebiliriz. Bu da altın ve paritedeki son dönemki aşağı hareketi destekleyebilir diye düşünüyorum. Orada da altında 1875, yukarıda 1850, altında ons tarafında. Paritede de şu an için yani 1.2150'lerle 1.2070'ler arası bir aralıkta fiyatların değişmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum Zeynep. Ahlaç Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Arbaş, çok çok teşekkür ederiz. Değerlendirmeler için biz de istersen açılış beklentileri ve şirket haberlerini aktararak başlayalım her sabahki gibi izlem. Evet.
Bugünkü beklentilerde dün bir miktar satışla günü tamamlamıştık ve özellikle Cumhurbaşkanı görüşmesinin ardından kurda bir miktar yukarı yönde hareket gördük. S-400'le ilgili meseleye değindikten sonra. Bununla beraber o yüzden de bugünkü beklentilere baktığımızda negatif bir açılış beklentisi var borsa açısından. Genel kanı bu yönde olduğu için hani herkesi tek tek söylemeyeceğim ama genel itibariyle Türkiye-ABD ilişkileri açısından bu görüşmeye oldukça önem atfediliyordu. O yüzden belki buradaki satır başlarını bir kez daha aktarmakta fayda var. Çünkü TL'deki hareketten kaynaklı aslında olumsuz olarak değerlendiriyor analistler bugün açılış beklentilerini aktarırken. Ama normal şartlar altında görüşmenin detayına ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısına değindiği kısımlara baktığımızda buradaki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda iki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin kurma hususunda mutabık kalındığını ve ikili işbirliği bölgesel istişare mekanizmalarının yeniden canlandırılması gerektiğinin altının çizildiğini söyledi. Bir de Cumhurbaşkanı S-400 konusunda Biden'a S-400'de daha önceki düşüncemizi ifade ettim dedi. Bu esnada dolar TL'de bir miktar yukarı yönde hareket gördük. ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun kendi açıklamalarına baktığımızda pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Ekiplerin görüşmelere devam edeceğini söyledi. Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedileceğine inandığını söyledi. Yani pozitif bir beklenti vardı. Aslında hani genel niteliğe baktığımızda zaten görüşmenin de pozitif geçtiğini anlıyoruz her iki liderden gelen açıklamalarda. Burada analistlerin bugünkü borsadaki negatif açılış beklentisi tamamen kurdaki reaksiyona dayanarak aslında böyle bir negatif açılış söz konusu olabilir şeklinde beklentiler aktardığını söyleyebilirim. Orada da Bloomberg'da sabah haber vardı. Daha çok işte Türkiye'nin duruşunun S-400'ler konusunda değişmemesine dayandırıyoruz demişler. Bu arada Amerika ile Avrupa arasında da gerginlik konusu olmuştu. Airbus ve Boeing mevzu, bu konuda bir anlaşmaya varılması bekleniyordu zaten. O anlaşmaya varıldığına işaret eden bir son dakika bilgisi de paylaştık ekranın altında. Onu da özellikle tabii radyodan takip edenler için bir kere de söylemiş olalım biz. Evet, o da FT'nin haberiyle bugün gelişme. Evet. Kesinlikle çözülecek deniyordu gördüğünüz kadarıyla. Hani son başlıkların detayını bilmiyoruz nasıl çözüldüğü hususunda ama önemli bir ilerleme kaydedildiğini anlıyoruz. Yani hem G7 hem de NATO'nun ardından burada tek hani özellikle NATO zirvesinin ardından biraz daha konuşmaya başlayacağımız ve daha olumsuz tarafta değerlendirebileceğimiz kısımda bir tek Çin var gibi anlaşılıyor. Onlar da zaten tepki gösterdiler ama piyasa tepkisini de gördük. Daha öncesinde 18 ay öncesinde bir NATO toplantısı olduğunda Çin bu kadar eleştirilmemişti. Liderlerden bu kadar tepki almamıştı ama özellikle Biden'ın Çin karşısındaki olumsuz yöndeki tutumu ile biraz NATO'nun duruşunun değiştiğini Çin'e karşı bir miktar görmekteyiz. O yüzden de Çin her ne kadar tepki verse bile Çin ile ilişkiler yakından takip ediliyor. Tabii ki Almanya Şansölyesi Merkel biraz daha dengeli bir konuşma yaptı. Hani kapıların kapatılmaması gerektiği hususunda. Ama Çin ile özellikle Rusya ilişkileri önümüzdeki dönemde dünya diplomasisi açısından ve yani bizi de etkisi açısından konuşmak gerekirse küresel ticaret anlamında başlıcası olmak üzere konuşacağımız ana başlıklardan biri, en çok konuşulacak ülkelerden bir tanesi Çin olarak kalmaya devam edecek gibi anlaşılıyor. Tabii Kuşak Yol Projesi'ne rakip olarak G7'de bir daha iyisini inşa etme fikri ortaya çıktı ama o planın şu anda içi boş, detayı yok, montanı yok, vadesi yok. Dolayısıyla fikren şu anda üzerinde anlaşılmış gibi gözüküyor. Şirket haberleri tarafıyla devam edelim istersen Gizem. Hangileri biraz daha farklı bir hareket sergileyebilir hisselerin bugün arkasında bir haberle? Birkaç tane sektör haberi var. Bir tanesini zaten dün seninle beraber konuşmuştuk. Emlak sektörü, bir de OSD verileri açıklandı. Sektör haberlerinde bir onu aktaracağım. Bunun haricinde de şirket haberleri tarafında Bağfaş tabii ki önemli olan haberlerden bir tanesi. Şöyle ki baştan sona hani nasıl bir düzen vardı, yani nasıl bir kronolojik sırayla haberler peş peşe geldi kısmında olandan bahsedeyim. Şöyle ki ilk etapta Bağfaş'tan aldığımız bir açıklama. Orada işte tebliğden bahsediyor ve yönetim kurulunun 14 Haziran tarihli toplantısında şirketin fabrikalarında gerekli lojistik ve teknik tüm tedbirlerin alınmasına ve hukuka aykırı olduğu kanaatinde olduğu, bu işleme karşı yasal haklarının süresi içinde kullanılmasına oy birliğiyle karar verildiği açıklaması geldi. Bunun öncesini zaten Bağfaş'tan da aldık. Bağfaş kendisi de işte yayınlarımız esnasında bize bağlandı, detayları da aktardı. Borsa İstanbul'dan gelen açıklama var, onu da söyleyeyim. Payları bilindiği gibi Yıldız Pazar'da işlem görüyordu Bağfaş'ın. Bu noktada KAP'ta duyurduğu özel durum açıklaması dikkate alınarak kotasyon yönergesinin bir maddesi kapsamında şirket paylarının yakın izleme pazarına alınmasına
Ve bu noktada 35/3 maddesi kapsamında da şirket paylarının işlem sırasının 15 Haziran 2021 günü sonuna kadar kapalı kalmaya devam etmesine, 16 Haziran 2021'den itibaren de, yani bugünden yarından itibaren de yakın izleme pazarında tekrar açılmasına karar verildiği bildirildi. Bağfaş'a dair dediğim gibi birkaç tane haber akışı takip ettik. En son geldiğimiz noktada da yakın izleme pazarında işlem görecek. Yarın açıldıktan sonra işleme. Borsada başladı bir taraftan, diğer yandan devam ederiz sektör haberleriyle. Evet, kırmızı bir ekran görüyoruz. %0,22'lik düşüşle borsa günü 3 puanlık bir değer kaybıyla karşıladı. Ana endekse geldiğimiz yer 1451 puana işaret ediyor bu sabah itibariyle. 25 hisse günü artıda karşıladı. 65 hisse düşüyor, 10 hisse ise yatay borsa açılışı itibariyle. En çok kazanan tarafta şu anda Bera Holding, Mavi, İş Menkul, Türk Hava Yolları ve Endeks Bilgisayar hisselerini görüyoruz. En çok kaybeden tarafta ise Ege Gübre, İhlas, Netaş, Halk Bankası ve Türk Telekom hisseleri İlk 5'i oluşturuyor. Kurda yön yukarı. Dolar TL şu anda yine 8.54-63 seviyesinde. %0.95 civarında TL'nin dolara karşı bir değer kaybı var. Euro TL tarafında da yine %1'in üzerinde bir yükseliş söz konusu. Burada da 10.37-57 seviyesini takip ediyoruz. Borsa İstanbul açılışı itibariyle. Şimdi şirket haberleriyle devam edecek olursak, Türk Hava Yolları tarafında Mayıs ayı trafik verilerinin açıklandığını gördük. Mayıs ayında Türk Hava Yolları'nın 2.13 milyon yolcu taşıdığını öğrendik ve yurt içindeki yolcu sayısı 9 bin, yurt dışı yolcu sayısı da 1.24 milyon olarak gerçekleşti. Ve doluluk oranı %58.4, yurt içi hatların doluluk oranı %70.5, yurt dışı hatların doluluk oranı da %56.9 seviyesine gerçekleşti. Böylece bizim elimizde şu an Türk Hava Yolları'na dair ilk 5 aylık rakamlar var. Yani Ocak-Mayıs dönemi. Şimdi bu rakamları 2019'da herhalde karşılaştırmak daha doğru olur değil mi? Evet, kesinlikle öyle, normal şartlar altında. Ama şu var, geçen sene de hani belli noktalarda kapanma tedbirleri vardı. Bu seneye de denk geldiği için aslında tam gene kıyas 2019 olmuyor. 2019'da kıyaslarsak gene düşük kalıyor aslında. Şimdi bu sene ülke genelinde uygulanan önlemler vardı Mayıs ayında. Bunun Türk Hava Yolları'na Mayıs ayı yansıması var. Her ne kadar bayram olsa bile bayramda da kapanma devam vardı. Etti. Tabii. O yüzden bir de 2 sene öncesine bayram Mayıs'a tekabül etmiyordu. O yüzden hem zaman kayması var, yani bayram etkisi var. O yüzden bazı yılı gene 2019 aslında olmuyor ama normalde bayram oraya denk gelmeseydi. Kapanma da var gerçi, gene olmuyor. Evet. O yüzden de... Çünkü genelde ben baktığımda mesela orayla karşılaştırmalara denk geldiğim için sormak istedim. Çünkü mesela 2019'a kıyaslamışlar. Yolcu sayısında örneğin hala %3,6 aşağıdayız diyorlar. Doluluk oranı tarafında ise 19.1 puanlık bir eksi dikkat çekmiş. Şimdi burada bu verileri kıyaslarken, mesela ekonomik verilere konuşurken genelde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakamlara bakıyoruz. Nitekim burada iki tane husus var ön plana çıkan. Bir tanesi işte böyle salgın döneminden kaynak, tabii kapanma olup olmadığına da bakmamız lazım. Bu iki husustan bir tanesi, kapanma var mı yok mu? Bu yıllık verilere 2020 ve 2021 için söylüyorum. Kapanma var mıydı o dönem? Bir de tabii tatil etkisi, iş günü kaybı var mı? Bu iki veri, kapanma zaten hayatımıza yeni girdi ama iş günü kaybı ya da tatiller vesaireden kaynaklı iş günü kısmı her veride dikkat etmemiz gereken bir husus. Türk Hava Yolları'nda kıyasını yıllık yapıyoruz mecburen. Çünkü geçen sene de bu dönemde kapanma vardı. Bu senenin Mayıs rakamları şimdi konuşuyoruz. Mayıs'ta da kapanma var. O yüzden de Mayıs ayı zayıf geçtiği için Ocak-Mayıs dönemindeki toplam 5 aylık rakamlar yıllık bazdaki yolcu sayısının %19 azaldığını gösteriyor. Tabii geçen senenin başlangıcında Mart'a kadar geçen süreçte salgın hayatımızda değildi. Mart'ın neredeyse sonuna kadar geçen süreçte. Ama bu senenin ilk 3 ayında da salgın yine hayatımızdaydı. O yüzden kıyas gene aslında ilk aylar için çok da anlamlı olmuyor. Doluluk oranı da %60.8 Ocak-Mayıs dönemi için. Yurt içi doluluk oranı %72.3. Yurt dışı da %59'luk bir doluluk oranı kaydetmiş. Yıllık andırılmış bazda da toplam yolcu sayısının %57 azaldığını görüyoruz. Ortalama doluluk oranı da %63 olarak gerçekleşmiş. Nitekim buradaki rakamlarda geçen hafta zaten bunun bir öncüsü olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin rakamlarını aldık. Orada da o toparlanma sürecinin hız kestiğini gördük. Buna paralel olarak da Türk Hava Yolları'nda da zaten belli bir şekilde toparlanmanın hız kaybetmesi beklenebilecek bir gelişmeydi. Zaten Mayıs ayında da dediğimiz gibi kapanma olduğu için Mayıs ayı rakamları çok da büyük bir sürpriz değil. Ama şu var, önümüzdeki dönemde özellikle iyi bir haber aldık. Aşılamada çok belirgin bir hızlanma kaydettik. Bu bütün havacılık sektörü için, hatta sadece havacılık için değil, bütün sektörler için çok çok iyi bir haber.
Ama havacılığa da zaten olumlu yönde yansımasını görürüz muhtemelen. Çünkü çok güzel bir haber. Aşılamada Türkiye çok belirgin bir atağa kalktı şu an itibariyle. Şimdi tabii hava yolları hisseleri küresel çapta pandemide tabii daha geri kalan hisselerdi. Sonrasında arayı nasıl kapatacaklar çok tartışılmıştı. İstersen biz de yabancının pozisyonlanması ile ilgili tablolarımız var. Onlara bir dönelim. Ayın başından bu yana nasıl bir hareket söz konusu oldu sermaye piyasalarında? Biraz da nabzı o açıdan yoklamaya çalışalım. Şimdi bununla ilgili birkaç tane tablomuz var. Bundan başlamayalım da şuradan başlayalım. Ulaştırmayla bankacılığa en son geleyim. Bunun ayrıca iki tane tablosunun olmasının sebebi de şu. Son dönemde seninle konuşuyorduk ya, ulaştırmayla bankacılık tarafına bir miktar ilgi var. O yüzden de buraların yabancı takasına bir bakalım dedik ama ilk etapta ay başından bu yana yabancı takas değişimlerinde en fazla artanlar ve en fazla azalanlar diye bakalım. Şimdi bu özellikle ay başından bu yana hangi hissedeki yabancı takası nasıl değişti diye bakacak olursak 11 Haziran'da son veri var. İsmen tarafı en çok yabancı takası artanlarda yer almakta. TSKB, Aksa, Türk Telekom, Şişe, Hektaş, Otokar, bunlar ay başından bu yana yabancı takasında en çok artış yaşanan hisseler. Arçelik, Kozandolu, Tofaş, Kardemir'de, Akçansa, Sahol, Yataş ise en fazla yabancı takasında ay başından bu yana azalış gördüğümüz şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber bir sonraki tablomuza hemen geçelim. Bir de yılbaşından bu yana tabloda nasıl bir değişim var? En fazla artanlar ve en fazla azalanlar diye. Yılbaşında neydi? Mevcut durumda şu an geldiğimiz noktada en çok artanları ve azalanları görmekteyiz. Mesela Çelebi mevcut durumda yılbaşından bu yana yabancı takasında en çok artış gördüğümüz şirketlerden bir tanesi. %18.6'lık bir yabancı takası var. Tekfen, İsmen, Medikal Park, Türksel, Kardemir'de ve Migros yılbaşından bu yana yabancı takasında en çok artış gördüğümüz hisseler olarak sıralanıyor. En fazla azalanlarda ise Kozandolu, Kozal, Enerjisa, Mavi, Özakyayo, İşçe ve Tofaş geldiğimiz noktada yabancı takasında en fazla düşüş olanlar. Kozandolu'da mesela yılbaşına %49.2'lik bir yabancı takası varken mevcut durumda %24.8'e geldiğini gördük. Kozal'da ise %39.4 yılbaşında şu an %24.4 seviyesine geldi. Enerjisa tarafında %75.8'lerden %61.4'lere kadar geldiğini gördük. Bu tablonun ardından da özellikle seninle konuştuğumuz son 1-2 haftalık meseleye bakalım diye özellikle ulaştırma ve mali endeks tarafına odaklanmak istedim. Geçelim buradan bir başka tablomuzda. Ulaştırmada ne oldu yabancı takası? Bir de mali endekste ne oldu kısmına bakalım. Türk Hava Yolları'nda mesela yılbaşında yabancı takası %31,5 seviyesindeydi. 12 Mart verilerine göre %36.8'e yükseldi. 12 Mayıs verilerine göre %29.4 ve en son Haziran rakamlarına göre de %28.3. Pegasus tarafında %29.8'di yılbaşında, şu an %33.1'e yükseldiğini görüyoruz, yabancı takasında artış var. TAV'da %50.1'di yılbaşında, 11 Haziran verilerine göre %49.3. Çelebi tarafında %2.9'dan %18.5'lara kadar geldi ki çok belirgin bir artış olduğunu görmekteyiz Çelebi'deki yabancı takasında. Doko'da ise %16.8'di. Yılbaşında %8.5'a kadar geldiğini gördük şu an itibariyle en son 11 Haziran verisine göre. Bir de mali endeks tarafına bakalım. Burada hani belirgin olan birkaç tanesi zaten var, onları da söyledik. Bankacılık sektöründe ki yabancı takaslarında nasıl bir değişim oldu? Akbank'ın mesela yılbaşında %57.2 iken şu an 53'lere geldi. Garanti Bankası 58.4'ten 51.5'lara geldi. Vakıfbank da 6.2'den 4.3'e geldi. İşçi 46.5'tan 33.7'ye geldi. Halkbank 6.3'ten 6.2'ye. Yapı Kredi 21.4'ten 12.8'e. Albaraka 12.8'den 10.4'e. TSKB yılbaşındaki %9.6'lık yabancı takasına şu an %11.2'ye yükselmiş olduğunu görmekteyiz. En son işte aylık verileri de kıyaslamak için sondan bir önceki sütun birkaç ayın son rakamları var elimizde. Bankacılıkla mali endekse son dönemde biraz konuştuğumuz için bir de geçen sene bizim yabancı payımızdaki azalışta en fazla bankacılık sektörü olduğu için, yabancının en çok çıktığı yer burası olduğu için ve toplamda borsadaki takası en fazla düşmesine etkili olan bankacılık olduğu için, yani yabancının aslında kısaca en çok çıktığı yer burası olduğu için son dönemde biraz oralarda artış, biraz öne geçme söz konusu olunca bankacılıkta, dünü söylemiyorum tabii, bu tabloyu da ekrana getirmekte fayda var diye düşündük.
Bu arada TÜİK'ten açıklama var. En yüksek %20'lik gelir grubunun toplamdaki payı 2020'de %47,5 oldu. Önceki gerçekleşme %46,3'tü. Dolayısıyla gelir dağılımında eşitlik açısından bir gösterge diyebiliriz belki. Bir de ücretli çalışan sayısı açıklandı. Nisan ayı için yıllık %17,1'lik artış var. 13 milyon 444 bin seviyesine yükseldiğini takip ediyoruz. 2-3 dakika bir süremiz var Gizem. İstersen orada da kısaca Garanti Bankası'ndan, Garanti Yatırım'dan gelen emlak sektörü değerlendirmesi var. Dün de konut verilerini aldık. Yarın da yine fiyatlar cephesindeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncesinde bu verinin, raporun detayında neler var onu da ele alalım istersen. Şimdi dün rakamları aldığımızda Mayıs 2021 için konut satışlarının yıllık bazda %16'lık bir artışla 59.166 ünite seviyesine geldiğini görmüştük. Yıllık artış gelmesi düşük bazdan kaynaklı, evet. Ama ünite bazı, yani buradaki 59.166 adede baktığımızda bu bir yılın en düşük seviyesi aslında. Hı hı. Bununla beraber yılın ilk 5 ayındaki toplam rakam 418 bin bize konut satıldığını gösteriyor. Türkiye'de Ocak-Mayıs döneminde 418 bin konut satıldı. Buradaki yıllık bazdaki azalma da ilk rakamlarda %3,8. Yani ilk 5 aylık rakamlarda geçen yılın ilk 5 ayıyla kıyasladığımızda %3,8. İpotekli satışlar tarafında da %43'lük bir azalma var. Buna neden bakıyoruz? Faiz ortamının konut piyasasının etkisinin negatif olduğunu söylüyoruz. Yani belirgin biçimde zaten %43'lük bir azalma var. Bu da toplam satışların %18'ini oluşturuyor. Satışların da %30'u ilk defa satılan konutlardan geldi diye dün aktarmıştık. Şimdi burada Garanti BBVA Yatırım'ın emlak sektörüne dair bu verilerin ardından yaptığı yorum da şöyle. Yılın ikinci çeyreğiyle beraber konut satışlarındaki yavaşlama trendi sonlandı diyorlar. Konut satışları Ağustos 2020'de ulaştı. %36 yıllık toplam büyüme rakamından sonraki dönemde yavaşlama trendine girmişti diye hatırlatıyorlar. Mayıs 2021 itibariyle 12 aylık kümüle büyüme verisi ulaştığı %10,7'lik büyüme ile 9 aylık düşüş trendini sonlandırdı. Bu gelişme Nisan-Mayıs 2020 düşük baz etkisinin veriden çıkması, bu verindeki değişimin asıl ana katalisti. 2021 ilk yarıda yüksek faiz trendinin devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu durum ev satışları için destekleyici değil. Yılın son çeyreğinden itibaren enflasyon ve faizlerdeki düşüş trendiyle beraber satışlarda kısmen toparlanma bekliyoruz şeklinde bir yorumları var. Buradaki tabii ki baz senaryonun değişimi tamamen faizdeki trendin ne yönde evrileceğine bağlı. Ama onlar hem gidişat hem tüketim talebi hem konut satışlarının seyri açısından dediğim gibi kümüle rakama toplamda 12 ay hareketli olarak bu verilerin nasıl ilerlediğine bakıyorlar. Orada da düşüş trendinin sonlandığı şeklinde bir sonuca vardıklarını söyleyebiliriz. Böylece programın sonuna geldik. Biz programı noktalarken emlak konusu şu anda en çok yükselen konumunda. Arkasında Fenerbahçe, Endeks Bilgisayar, Kozal ve yine Akiş Giyo hisselerini takip ediyoruz. En çok düşen tarafta Ege Gübre var. Halkbank, İhlas, Aselsan ve Bera Holding hisseleriyle ilk 5 burada da tamamlanıyor. Böylece piyasa masasının sonuna geldik. Saat 11'de bugün bütçe dengesini takip ediyoruz. Hatırlatalım. Hoşçakalın.